Kanal T ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Sektörün Aynası programımız Denizli'de hız kesmeden devam ediyor. Programımızın bugünkü konuğu Ömür İmaş. Yanında firma sahibi Ömür Talay var. Ömür Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ömür Talay. 86 doğumluyum. Aydınlıyım. İşte evliyim. Bir çocuk babasıyım. Ömür Bey, kaç yıldır bu sektördesiniz? Aşağı yukarı 14 yıldır bu sektörün içerisindeyim işte. O şekilde başladık. Ömür İmaj'ı biraz tanıtır mısınız Kanal T izleyicilerine? Kaç yılında kuruldu, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şimdi Ömür İmaj aşağı yukarı işte 4 yıldır hizmete açıldı. Verdiğimiz hizmetler işte A'dan Z'ye, bayanla ilgili her şey mevcuttur salonumuzda, saç konusunda, makyaj konusunda. Salonunuz gerçekten harika bu arada. Tasarımına bayıldık. Size mi aitti? Yarısı bize, yarısı müteahhit. O şekilde karışık. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Peki, yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz, sektördeki gelişmeleri? Yenilikleri işte internetten, genelde işte televizyonlardan bu şekilde. Peki neden kuaför mesleğini tercih ettiniz? Mesleğe nasıl başladınız? Biraz anlatır mısınız? Şimdi mesleği benim eski patronum, akrabamdı. İşte Denizli'ye gezmeye gelir gibisinden geldik işte dolaşmaya. Sonrasında onun yaptıkları, ettikleri hani saçla ilgili şeyler hoşunuza gitti. Hoşuma gitti. Sonrasında işte ben de yapmaya çalıştım. İşte patronum olsun, gerek diğer arkadaşlar olsun, marifetli oldum yani şey yaptığımı. Ömür Bey, ama sizde yetenek varmış zaten. Sadece ortaya çıkmayı bekliyorum. İşte o şekilde başladı. Öyle devam ettik işte 13-14 yıldır da. Onu ilerletmeye başladık. Son 4 yıldır işte kendi salonumuzu açtık. O şekilde devam ediyoruz şu anda. Artık en üst nokta neresiyse devam etmeye başladık. Peki bundan sonra Ömür İmaj'ı nereye taşımak istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Hayalleriniz neler? Hayallerimiz tabii en üst noktayı demeyelim de yapabildiğimizce en güzel şekilde artık yürüyüşü şey yapmaya çalışacağız artık. Yani bir de şu da var, hani Denizli birazcık daha diğer şehirlere göre belki birazcık daha geri demeyelim de hani modayı birazcık daha geriden takip ediliyor. O yüzden de tabii biz kısıtlanıyoruz. Öyle bir şey. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Değiştiririz ama işte bilmiyorum, belki halk kaldırmıyor. Öyle bir şey. Biraz zaman gerekiyor sanırım. Peki sektörün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Denizli'de bu sektör nasıl karşılanıyor? Sizler neler düşünüyorsunuz? Eksiklikler var mı? Şimdi Denizli'de sektör, bu meslek iyi karşılanıyor. Hani şey olmuyor. Sadece işte
özellikle asıl sıkıntı bizim Denizli'de fiyatlandırma, ücretlendirme sıkıntısı. İşte belirli fiyatlarınız oldukça uygun. Hayır, uygun işte demek istedim. Bu müşteriler açısından değil de sabit bir fiyat olmuyor. Mesela işte A kuaför şu fiyat çalışıyor, B kuaför şu an bir ortası olmadığı için genelde sıkıntı tek Denizli'de bu. Genelde fazla oluyor. Bu senenin en çok tercih edilen saç modeli ve saç rengi nedir? Valla genelde kahveler yoğunlukta, bakırlar yoğunlukta. Kaç kesimi? Genelde kısa kesimler moda bir sene. Hani genelde öyle izlenim şey yapıyoruz. Hani genelde isteyen müşteriler, tercih edenlerin genelde işte rahat kullanabileceği kısa küt kesimler, işte önleri uzun, arkaları kısa modeller genelde tercih ediyor. O şekilde. Fön olarak? Fön olarak kırık fön genelde çok tercih ediliyor. Siz Brezilya fönü demiştiniz. Yani Brezilya fönü şöyle işte hafif dalgalı, kıvırcık olan müşterilerde genelde sıkıntı oluyordu. Mesela dalgalılar düz istiyor, düzlüler dalgalı istiyor gibisinden. İşte firmalarımız sağ olsun onu gibi yenilik getirdi. Dalgalı saçları işte 6 aylığına ya da uzun süre kalıcı Brezilya fönü adı altında bir işlem çıkarttılar. Şu anda işte onu da yapmaya başladık. Çok da memnun müşteriler. Öyle devam ediyoruz o işlemi de. Kendi farklı saç tasarımlarınız var ama bunları kendiniz mi keşfediyorsunuz yoksa işte dergilerden, internetten takip edip siz mi yeni bir şey çıkarttınız? Dergilerden, internetlerden bakıyoruz. İşte müşteri beğeniyor. Onun üstüne biz de bir şeyler koymaya çalışıyoruz işte kendi şeyimizde. İşte müşterinin de kaldırırsa o şekilde devam ediyor. Organizasyonlara yer veriyor musunuz ya da katılıyor musunuz? Tabii ki de yani fuarlar oluyor, eğitimler oluyor. Zaten firmamızın da belli bir anlaşmalar karşılığında bir eğitim oluyor şehirler arası falan. O şekilde eğitimlere katılıyoruz. Fuarlar oluyor. İşte Denizli'mize gelen olursa ünlülerden belki de işte talep olursa onların saçını şey yapmaya çalışıyoruz. O şekilde. Çalışan sayınız nedir peki? Şu an için 10 kişiyiz. İkisiniz. Çok güzel. Uzun zamandır birlikte çalıştınız arkadaşlar. Uzun zamandır aşağı yukarı işte zaten bu benim eskiden hani 13-14 yıldır tanıdığım arkadaşlar işte. Ben de kendi yerimi açtıktan sonra da onlar güzel, bir ekip çalıştı. Benim yanımda çalışmak istedi. Öyle devam ediyoruz. Son 3-4 yıldır artık öyle bir şekilde. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kanal T izleyicilere neler söylemek istersiniz Denizli'den? Eklemek istediğim bir şey yani teşekkür ederiz öncelikle geldikleri için. Teşekkür ederiz. Hani Denizli'ye davet edelim mi? Denizli davet edelim. Yani çok şey değil açıkçası bilmiyorum. Pamukkale'yi görsünler. Karayiğit'i görsünler. Güzel Pamukkale, Karayiğit'i görmelerini isterim. Çünkü çok güzel hani gerçekten. Evet. Denizli de güzel şey değil. Hani güzel bir şehir. Bekleriz yani her zaman salonumuzda bekleriz. Denizli'ye geldiklerinde herkesi buradan bekleriz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için ve bu keyifli sohbet için sizlere. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere Denizli'de ömür imajı tanıttık. Bir başka sektörde görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.